Başarılı oyuncu Murat Yıldırım hem son filmi Nefes Yer Eksiki hem de özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalarıyla bu pazar pazar sürprizinin konuğuydu. İşte o keyifli sohbet. İşte bu bayrağı sevmenin, bu topraklarda yaşamanın böyle bir bedeli var. Neymiş bu bedel? Böyle kanlı bir günü unutmamak. Nefes Yer Eksiki'nin hangi sahnesini çekerken defalarca ağladı. O sahnede biraz bir sinirlerim bozulmuştu. Babalık ve kızı Miray, Murat Yıldırım'ı nasıl değiştirdi? Kalbimin bir tarafı imansa diğer tarafı da Miray için atıyor. Muhteşem bir duygu. Ve gençleşme sırları. Eşi İman Yıldırım, Murat Yıldırım'ı nasıl gençleştirdi? Ya İman'ın bana aldığı bir sürü kremler var. Bazen onları zorla yüzüme bir sürüyor. ...15 Aralık'ta sinema salonları çok etkileyici hikayesi ve sahneleriyle akıllara kazınacak bir filmle buluşuyor. Nefes Yer Eksi 2, Murat Yıldırım'ın en çarpıcı filmlerinden biri olmaya aday. Çünkü onlar için gelecekler. Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu, Yüzbaşı Tayfun rolünü başarıyla canlandıran Murat Yıldırım. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuğum Nefes Yer Eksi 2 filminin başrol oyuncusu sevgili Murat Yıldırım. Hiç mi merak etmiyorsun? Ne karım nasıl, bebeğim ne durumda diye. Ben onun sesini duyuyorum, biliyor musun? Hem de böyle en olmadık zamanlarda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Özledim seni. Ben de özledim. Filmden filme, diziden diziye görüşüyoruz ama ne kadar olmuştur bakayım. 2 sene olmuş. Röportaj öncesi filmi izleyen Ömür Sabuncuoğlu ağladığını söylüyor. Belli ki çok etkileyici bir film geliyor. Merakla bekliyorum demeyeceğim. Önden... Evet, izlemişsin. Şimdi ben seni dinlemek istiyorum. Nasıl buldun filmi? Gerçekten ilk defa duyacağım şimdi. Bütün iyi niyetin, her şeyinde. Çok etkilendim. Tek başına izledim. Ağladım. Evet. Başka? Vurucuydu çok. Güzel. Ben de izledim. Ben 2 kez izleme fırsatı buldum. Ben de ikisine de ağladım. Gerçekten son 10 dakikası çok çok fenaydı yani. Artık tutamıyorum kendimi. Nefes Vatan Sağ Olsun yıllar öncesinin kült filmlerinden biriydi. Nefes Vatan Sağ Olsun hatırlıyorum. O zaman İstiklal Caddesi'nde filmi izlemiştim ve bütün İstiklal Caddesi boyunca yürürken kendime gelememiştim. Aynı etkiyi burada da yaşadığımı fark ettim. Çünkü devamı olmasa da ortak noktaları var filmin, özellikle mesela yani kaleme alan yazarımız Hakan Evrensel, Vatan Sağ Olsun'u Yer Eksi 2 romanından esinlenerek yazıyor. Vatan Sağ Olsun o şekilde yazıyor. Bizi de Nefes Yer Eksi 2'de romandan bazı böyle birkaç revizyonla romana sadık kalarak yazıyor ve farklı hikayelerin, farklı gerçek hikayelerin kurgusal bir şekilde birleştirilmesiyle ortaya çıkmış ve aslında bir gerçek hikaye. Uyursan ölürsün! Ölürsünüz! Sen uyursan ölürsün! Sen uyursan ölürsün! Sen de ölürsün, sen de ölürsün! Uyursanız az subayım! Uyursan ölürsün! Daha genç bir oyuncuyken çekilen Nefes Vatan Sağ Olsun'un ilk filminde de oynamayı istemiş Murat Yıldırım. Bazen insanın içinden geçen şeyler gerçek olabiliyor. Mesela Vatan Sağ Olsun Nefes'i izledikten sonra keşke içinde olsaydım, bir yerinde olsaydım. Devamı çekilse oldu mu öyle bir durum? Öyle oldu mi? Çünkü benim sıra arkadaşım filmde oynayanlardan birisiydi. Makine mühendisi okurken ben. Yıldız Teknik'te. Orada bir arkadaşım ve birçok üniversite arkadaşlarımız da o filmde vardı ama özellikle sıra arkadaşım filmde oynamıştı. O filmde olmaya özenmiştim. Onun adına da gurur duymuştum. Gelelim Nefes Yer Eksi 2'nin hikayesine. Peki nasıl bir hikaye bekliyor bu sefer seyirci? Tabii terörün en yoğun olduğu 1990'lar. Karakol baskınlarının olduğu dönemde geçen
Nefes filmimiz. Ben de orada Tayfun Yüzbaşı'nı oynuyorum. Fragmanda gelinciklerle ilgili bir anekdot var. Ağlama sesi gibi. Sanki yeni doğmuş da kucağıma almışım gibi. Böyle ağlama yani. Sonra birden kendime geliyorum. Sabah saatlerinde Köse Çınar Köyü'ne gelen terör örgütü mensupları köy halkını kurşuna dizerek ve yakarak katletti. Yeşilin üzerindeki kırmızı kan lekeleriydi gelincik tarlası. Gelinciklerle ilgili olan sahneler ve orada geçen bir cümle çok etkiledi aslında. Evet. Sizden alalım. Gelincikler ölümün habercisidir. Aslında mitolojide de birçok yerde de bu benzetme hep yapılmış. Gelincikteki kırmızının kan kırmızı olması. Biz filmde de buna parmak basıyoruz yani. Yaşanmış gerçek bir asker öyküsü olan Nefes Yer Eksi 2, cesaret ve korkaklığın arasındaki ince çizgide geçiyor. Komutanım, bu asker beni bellediler benim yerime. Gelmek sakın sizde fırınla. Kes sesini! Şimdi geliyorum! Hayata karşı peki ne kadar cesaretli Murat Yıldırım? Biraz anı yaşamaya çalışıyorum. O yüzden gelecek kaygısı çok fazla, hatta neredeyse hiç yaşamıyorum. Geçmişe de çok dönüp bakmıyorum. Benim için şu an var. Buradaysam mutluyum. O yüzden yani ne olacağından da çok fazla korkmuyorum diyebilirim. Murat Yıldırım'ın bu etkileyici filmi çekerken ağladığı sahneler olmuş. Çekerken ağladığınız sahneler oldu mu? Evet, ağladığım sahneler oldu. O İlker'le fragmanda burada olanları yaz dediği sahnede sonra biraz böyle bir sinirlerim boşalmıştı sahneden sonra. Ölümün habercisiydi. Yazma yazma Ufuk. Burası birbirlerinin yaşadıklarından habersiz insanlar ülkesi. Köy baskınında. Köy baskın değil mi? Orada gerçekten çok kötü olmuştuk. O bebek orada tek başına ölmüş annesinin yanında ağlarken oraya girdiğimde o sahnede zaten bir seferde çekmemizi rica ettim. Tek seferde olabilecek bir sahneydi. Benim için de öyle oldu. Tek seferde girdik ve bitirdik. Askerliğin bir erkeğin hayatındaki önemine geliyor söz. Aslında bir erkeği büyüten en önemli olaylardan biri olarak da askerlik geçer. Öyle değil mi? Değişimine neden olan. Yani evet öyle diyebiliriz. Özellikle biz Türk erkeklerin belki de. Ana kuzusu gibi yetişen. Daha sonra da babalık herhalde diyebilir miyiz? Babalık. Evet ama biraz hayatta insanı bir belki ondan önce yetiştirebilir yani. O biraz kişiye bağlı. Kızı Miray'ın dünyaya gelişiyle her baba gibi onun da dünyası değişti. Miray bir yaşına bastı mı? Bastı. Bir yaş geçti, bir ay falan geçti yani. Nasıl peki baba olmak? Neleri değiştirdi? Çok merak ediyorum. Muhteşem. Ben zaten hani eve koşarak giden bir adamdım. Şimdi daha hızlı koşarak gitmeye başladım. Kalbimin bir tarafı imansa diğer tarafı da Mira için atıyor. Muhteşem bir duygu. Bundan daha güzel bir duygu var mıdır hayatta? Ben bilmiyorum. Miray'ın ilk baba dediği an geliyor aklına. İlk baba demesi? Bayağı oldu, 4-5 ay oldu. İlk baba dedi tabii çok kolay olduğu için. Anneyi ben çok zorlaya zorlaya söylettirdim. Şimdi anne de söylüyor, anne de diyor. Bana sürpriz oldu, ben çekimdeydim. Hı hı. Eşim işte imam şey çekmiş, videoyu çekmiş. Evde ona baba dedirtmeye çalışmışlar. Sonra geldiğimde söyletmeye çalıştılar. Hı hı. Söylemeyince bana gösterdiler falan. Sonra ben sürekli söyletmeye çalıştım ve başardım. Miray'ın yüzünü henüz paylaşmadı Murat İman Yıldırım çifti. Ömür Sabuncuoğlu görüyor minik güzelliği. Acaba kime benziyor Miray? Sen söyle bakalım. Bu fotoğrafta annesi bence. Evet daha çok değil annesi. Aynen. Gözler falan da. Ama değişir daha. Yani biz bu halinden memnunuz. Ama çok tatlı maşallah. Şu an sosyal medyada tabii henüz hiç mi paylaşmayı düşünmüyorsunuz yoksa... Ya öyle de öyle geldi. Şimdilik öyle aklımız aç yani ya düşünmüyorum da üzerine bunun çok. Şimdilik öyle gidiyor ama bir yerde tabii ki yani görünecektir. Belki yakın zaman olur. Gelelim babalıkla ilgili hayallerine. Peki bir hani baba olarak
kızınızla ilgili hayaller neler? Biraz büyümesiyle birlikte neler yapmak istiyorsunuz birlikte? Her şey. Yani onun istediği her şeyi beraber yapabiliriz. Bir baba olarak tabii ki yani. Hem arkadaşı da olacağım onun tabii ama. Bakalım, ben de heyecanlıyım. Ben de bilmiyorum, benim için de tecrübe olacak. Murat Yıldırım'ın gençleştiğini fark etti Ömür Sabuncuoğlu. 2 yıl önceki röportajdan bu yana. Peki biz görüşmeyeli 2 yıl olmuş. Evet. Ben çok daha gençleşmiş gördüm. Bu soruyu da genelde kadınlara soruyoruz ama sizi ben her seferinde maşallah çok daha... Valla bilmem, belki biraz daha zayıflamış olabilirim ya da saçlar değişti o zamandan. Evet, belki ondan gelebilir. Belki baba olduk, ondan olabilir. Bilmem, hepsi bir arada. İman Hanım, eşine bakımlar uyguluyor mu? Sabah çıkarken duşumu alıp yüzümü yıkıyorum. Yani İman'ın bana aldığı bir sürü kremler var. Bazen onları zorla yüzüme bir sürüyor. Bir de gece işte yatmadan önce yüzümüzü yıkayınca bazı şeyler sürmeye çalışıyor. Bazılarında başarılı oluyor. O kadar, yoksa yani benim özellikle hani şunları süreyim, bunları süreyim gibi hiç öyle bir durumum bir türlü olamadı ama keşke olsa. İstiyorum yani. Arada bir şeyler böyle kullanayım istiyorum ben de. Sohbetimizin finalini Nefes Yer Eksi 2 ile yapalım ve bir kez daha başarılar dileyelim filme. Yani çok da güzel bir film olduğunu ben inanıyorum. Yani benim içinde yer aldığım filmler arasında beni en çok heyecanlandıran, izlediğimde de en çok keyif aldığım filmlerden biri oldu. İnşallah yani seyirciyle mutlaka bir gün buluşacak. Yıllar geçse sonra bir şekilde yine buluşacak ama ben hani ne kadar çabuk buluşursa o kadar da tabii mutlu oluruz. Filmimiz 15 Aralık'ta vizyona giriyor. Bekliyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi pazarlar.